Ben bugün milyarder dostlarımdan rica ediyorum. Ne olur şu satışa çıkacak 5 eseri almayın. Şu konforlu milyonerler de bir şeyler alsınlar artık. Yani bu kaçıncı aktivite ya? İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 50. yılında festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerini desteklemek ve vakfın Türkiye'nin kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalarına güç vermek amacıyla bir gala gecesi düzenledi. ...50. yıl özel galasına iş, sanat ve medya dünyasından pek çok isim katıldı. Hepiniz İKSV'nin 50. yılına hoş geldiniz. İnanılmaz bir 50 yıl. Ne çok hatıra, ne çok duygu, ne çok alkış. Binlerce etkinlik, 12 milyondan fazla seyirci, 300'den fazla mekan. Söylemesi çok kolay, 50 yıl. 50 yıl. Muhteşem bir yarım yüzyıl. İKSV 1972'den beri burada. 50. yılımızı sizinle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyor. Birlikte İKSV'yi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Sanat, kültür, tıpkı Halit'in de dediği gibi... Geceye ünlü komedyen Cem Yılmaz esprileriyle damga vurdu. Hem siz hem biz bir aradayız. Bu çok tuhaf. Normalde yani kaç kere Ömer Koç'a denk gelebilirsiniz? Onun için ben bugün milyarder dostlarımdan rica ediyorum. Ne olur şu satışa çıkacak 5 eseri almayın. Şu konforlu milyonerler de bir şeyler alsınlar artık. Yani bu kaçıncı aktivite ya? Venedik Biennale Türkiye Pavyonu'nun destek yarışında birazdan gerçekleşecek müzayedeyi idare edecek dostumuz Christie's Uluslararası Direktörü Beatrice Ordovas. I'm honored to be here celebrating with you the 50th anniversary of the Turkish Leading Foundation. Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum. Gecede bir konser veren Kenan Doğulu, bu galaya eşi Beren Saat ile birlikte geldi. Fotoğraf alalım. Bendesiniz şimdi. Hadi buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 50. yılı. Ülkemizin sanat damarlarının en önde gelenlerinden hepimiz için nefes, hepimiz için ilham veren muhteşem projeleriyle 50 yıldır hizmet veren bu vakfı tebrik ediyoruz. Yani İKSV gerçekten hepimizin hayatında çok önemli. Çok bir sürü organizasyona, bir sürü konsere İKSV sayesinde yıllarca katıldık. O yüzden biz de bu özel gecelerinde onlara destek olmak, yanlarında olmak istedik. Keyifli bir gece olacak, çok güzel bir konser olacak. Öyle. Bizim kültür sanat hayatımızda çok cömert bir vakıf olduğunu biliyorum. Hepimize yıllardır hem güzel şeyler gösterdi, hem gösterilmesine vesile oldu. Bizim için çok önemli. Onun için vefa borcudur yani burada olmak hepimiz için. Sağ olun. Vallahi İKSV gibi bir kurumun 50 yaşına gelmesi bence Türkiye'de çok büyük bir hadisedir. Darısı başımıza, biz de 30 yaşındayız BKM olarak. Her zaman işbirliği içinde olduğumuz, yöneticilerini de çalışanlarını da çok iyi tanıyıp sevdiğimiz bir kurum. Kutlu olsun. Nice 50 yıllar olsun. İnşallah 1000 yaşına gelir bir gün. Tabii 950 yıl sonra olsun. İKSV bu ülke toprakları için çok önemli bir yer. Burada olmak da onur veriyor. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ceyda mutlaka bir şeyler söyler. İKSV benim gençliğim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yaptığı tüm festivallerde öğrendiklerimle büyüdüm ben. Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu zamanlar, artık bu yaşa geldik herhalde, Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu zamanlar diyeceğimiz yaşa geldik. Bütün gün İKSV'nin film festivali filmlerini izleyip
bununla büyüyüp sonra üniversite bitince film festivallerinin sunucusu olmak, yıllarca tiyatro festivallerinin sunucusu olmak şerefi, Şakir Eczacıbaşı Allah rahmet eylesin hayatıma girmesi ve tabii İKSV'nin diğer tüm aile üyeleri benim için çok kıymetli, o yüzden iyi ki var. Cem Bey nasılsınız? Sağ ol abicim. Buyurun. Hadi. Biz konuşalım. Ben... Cem Bey bizim için ayrılmış. Neler söyleyeceksiniz? Lütfen buyurun Allah aşkına. Fotoğraf alalım. Kanka. Kültür sanat. Beraber bir fotoğraf alalım. Efendim. Efendim.